Merhaba arkadaşlar. 9. sınıflarda son ünitedeyiz gençler. 4. ünite. 4. ünitemiz tek lihesliye ben günlük yaşam başlığı altında incelenecek. Hemen birinci alıştırmaya geçiyorum çocuklar. Was machen die Personen wann? Kişiler ne zaman ne yapıyorlar? Başlığımız. A şıkkında bize istenilere bakalım. Schau dir die Fotos an. Resimlere bak. Lies die Aktivitäten und ordne den Fotos zu. Aktiviteleri oku ve resimlerle eşleştir diyor. Hemen biz aktivitelere bir bakalım çocuklar. Birinci aktivitemiz ya da etkinliğimiz malen boyamak, boyama yapmak anlamına gelir. İkinci etkinliğimiz Fußballspielen, futbol oynamak anlamındadır. Üçüncü etkinliğimiz Schachspielen, satranç oynamak. Dördüncü etkinliğimiz Tanzen, dans etmek. Beşinci etkinliğimiz Schwimmen, yüzmek. Altıncı etkinliğimiz ise Computerspielen, bilgisayar oyunları oynamak. Hemen çocuklar siz resimlerle rahatlıkla eşleştirebilirsiniz bu aktiviteleri. Ben bir sonraki sayfaya geçiyorum. Sonraki sayfamızda bir dinleme çalışması var. Burada bizden istenen özellikler önce bir bakalım. Hör zu und zeig die Aktivitäten. Dinle ve aktiviteleri göster diyor. C şıkkında hör nur einmal zu und ergänze demiş. Tekrar bir dinle ve boşlukları doldur. Boşluklarda veya kim? Buraya kişilerin isimleri yazacak. Woher, nereden, nereli? Buraya geldikleri, ait oldukları memleketlerin isimleri yazılacak. Wann ise saat kavramı arkadaşlar. Uhr saat demektir. 13 Uhr saat 13, 17 Uhr saat 17 gibi. Buraya da saat kavramını yazacağız. Was ise ne, nedir? İlgilendiği, kişinin ilgilendiği etkinliğin adını master durumuyla yazacağız. Bakınız örneklerdeki gibi. Etkinliklerin yazılışı zaten yukarıda var. Ben hemen çocuklar okumaya geçiyorum. Das ist Anna. Sie kommt aus Österreich und schwimmt gerne. Es ist in Wien 13 Uhr. Evet, hemen boşlukları dolduralım. Kişi Anna. Sie kommt aus Österreich. Österreich yazacağız. Avusturyalı. Es ist 13 Uhr dedi. Saat 13 dedi. Onun dışında sie schwimmt diyor. Schwimmen, o yüzme etkinliğiyle uğraşıyormuş. Schwimmen yazacağız. Yazılış yukarıda var bir önceki sayfada. Hemen diğer etkinliğimize geçiyorum arkadaşlar. İkinci etkinlik. Kişinin adı eksik burada da. Das ist Jacques. Er kommt aus England und spielt gerne Fußball. Es ist in London 8 Uhr. Evet, kişinin adı Jacques. İngiltereli, England. İngiltere saatin 8'tı. Es ist 8 Uhr in England demişti. Saatin 8 olduğunu söylüyor. 8 Uhr diyeceğiz. Ve o futbol oynamayı seviyormuş. Hemen Ahmet'e geçelim. Ahmet isim verilmiş. Diğerleri eksik. Das ist Ahmet. Er kommt aus der Türkei und spielt gern Schach. Es ist in Ankara 17 Uhr. Evet, kişinin adı Ahmet. Die Türkei yazacağız arkadaşlar. Die Türkei. Evet, Türkiye'de saatin kaç olduğunu söylemiş bize. 17 Uhr diyor, var burada. Evet, Ahmet de satranç oynamayı seviyormuş. Schachspielen yazacağız. Hemen sıradaki kişiye bakalım, ismi eksik. Das ist Emma. Sie kommt aus Deutschland und tanzt gerne. Es ist in Berlin 11 Uhr. Evet, kişinin adı Emma, Almanyalı. Almanya'da saat 11, 11 Uhr. Evet, o da dans etmeyi seviyormuş. Evet, İtalyalı olan kişi kimmiş bakalım. Das ist Antonio. Er kommt aus Italien und spielt gerne Computerspiele. Es ist in Rom 21 Uhr. Evet, kişinin ismi Antonio. İtalyalı. İtalya'da saat 21 ve o bilgisayar oyunları oynamayı seviyordu. Computerspiele spielen. Hemen bir sonraki etkinliğimize geçiyoruz arkadaşlar. Das ist Lena. Sie kommt aus der Schweiz und malt gerne. Es ist in Bern 16 Uhr. Evet, Lena, Schweiz. Saat 16 Uhr. Malen. Evet, boşluğa da malen yazacağız. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Konularla ilgili alıştırma kitabındaki çalışmaları yapmayı kesinlikle unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakınız. Görüşmek üzere.